Sayın Cumhurbaşkanı Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra devlet memurları sözleşmeli bulunan devlet memurlarının kadroya geçirilmesi noktasında bir müjde verdi. Bu kapsamda Türkiye'de şu an 540 bin sözleşmeli devlet memurunun yaklaşık 424 bininin bu kapsamda kadroya geçirileceği hesaplanıyor. Düzenlemenin ayrıntıları henüz belli olmadı ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Buna değinmek istiyorum. İlk olarak bizim devlet memurları kanunumuz ve bu devlet memurları kanununa bağlı olan personel kanunlarımız çok dağınık. Bu durum geçmiş yıllardaki Danıştay kararları ile iş, iş mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara aykırılık teşkil ediyor. Nasıl ki? E bu mevzuatın özellikle devlet memurları kapsamındaki mevzuatın e, çok dağınık olması bu durumun çalışanlar arasında iş barışını bozucu nitelikte olduğu ve e, herkesin eşit işe eşit ücret ve anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi uyarınca e, eşit statüde olması gerektiği noktasında e, Danıştay'ın ve iş mahkemelerinin geçmiş yıllarda kararları var. E, bu noktadaki düzenlemelerin e, ayrıntıları ortaya çıktıkça göreceğiz ancak yasak avcıların bunlara dikkat etmesi gerekiyor ve tüm devlet memurlarının, tüm sözleşmeli statüdeki personelin aynı statüde mümkün mertebe getirilmesi noktasında çalışma yapılması gerekmektedir. <laughs>